Ulan zamanında ne reklam yapmışız ya? Zamanında güzel reklam yaptık ama yeni bir şey yapmıyoruz bayağıdır. Yeni bir şey mi yapsak aslında? Sadece yaptık ya. Portakal ve limon. Basic. Şık. Malti. Sınırlı sayıda. Multiplayer'dan herkese merhaba. Yine hep birlikte bir konu dışıyla birlikteyiz. Var mı malzemelerimiz? Birikti mi dertlerimiz? Abi ben direkt ben giriş yapmak istiyorum. Zaten videonun başında da izlediler yeni çıkarttığımız hudilerin videosunu arkadaşlar. Buradan hareketli arkadaşlar benim çok ciddi bir problemim var. Direkt buradan başlayacağım. Bu tabii ki hani o... Konuya öyle bir girdik ki çok alakasız bir... ben soğukluğu problemim. Cins bir şey bahsedecek gibi. Değil mi? Hiç alakasızmış değil mi? Bir bahane arıyormuş. Hiç bağlanmayan bir şey bağlıyor. Yok yok. Şu. Yani tabii sonuçta ekipçe bir araya geldik. Videoları çektik. Sadece o değil. Fotoğraflar falan da çekildi. Ve çoğu videonun fotoğrafın falan arkasında kamerada olan bendim. Ve nihayetinde kameranın arkasında olduğumuzda yine hani o şeyin dramıdır. O işi yapan insanın dramıdır. Gene bir tane düzgün fotoğrafım yok. Ya var tabii bir tane. O ayrı mevzu da. 600 tane fotoğraf çekmişiz. Benim 2-3 tane belki pozum varsa o da yani işte sosyal medyadan arkadaşlarım falan yakaladıkları. Hani daha böyle telefonla ya da daha işte hani full frame olmayan bir kamerayla yakalanmış fotoğraflar. Ulan Tinder'a girsem, Bumble'a, OkCupid'e falan girecek olsam fotoğrafım yok ya. Adam burada resmen date'e çıkmak için fotoğraf istiyor. Abi yok güzel fotoğraf yok ya. Şeyden, o kadar hoodie yaptık, fotoğraf çektirip Tinder'a koyamadık. Yok, yok. Senin istediğini bilmiyordum. Ben abi, şey gibi sanıyordum. Sen çok fazla hoşlanmıyorsun zaten fotoğraf çektirmekten. O yüzden de çok böyle ön plana çıkmıyorsun gibi sanmıştım. Yoksa derdim hani Orhun'un fotoğrafını az çektik ya hani... Adamı da çekelim diye ekstra söyler. Ya soran kızlara öyle diyorum böyle. Böyle bir Tinder bilmem ne falan ihtiyacı var. Yani soran kızlara öyle diyorum. Ben gizemli bir adamım. Ben öyle çok fotoğraf çıkmam yapıyorum ama yani istiyor da. Hayır gerçekten şey diye şöyle fark edildi benim fotoğrafımda olmadı. Orhun abinin fotoğrafını çekmedik. Lazım olacak turuncu giymiş falan diye öyle fark edildi yani benim fotoğrafımın olmadı. Ulan bir de Orhun vardı burada. Nerede o falan diye rastgele çekmişler yani. Benim de bir derdim var. Çok sıcak bir dert şu anda. Hızlı bir dert yani. Twitter'da biri... Abi benim fotoğrafımı koymuş. Ben de onu ne ara çektim bilmiyorum. Herhalde bir gün video yetişmeyecekti galiba. Story'den hastanedeyim iyiyim ama sıkıntı yok. Ama video gelmeyecek gibi bir şey paylaştım galiba. Allah bilir kaç saniye öncesinde videosu. Yani ya da belimi büktüğüm gün olabilir o. Bir ara düşük belim yamulmuştu ya. Belki o gün çekilmiştir. Paylaşmış adam. Nereden bulmuşsa story attığım şeyi yani sakladım mı arşiv mi yaptı? İnternete hasta yatakta adam yazınca ben mi çıkıyorum? Yani nasıl denk düştü anlamadım yani. Çünkü öyle... Şey değil yani o. Bir post atmadım ben onu bir yere. Ona eminim. Post atmamışımdır lan değil mi? Atmış mıyımdır yoksa? Twitter'da atmış olabilirim belki. Hani iyiyim falan diye. Bulmuş onu koymuş. İBAN'ını koymuş. İsmini yazmış bir de. Hastanedeyim demiş. Hocam daha hastanedeyim. İlaç alacağım. Allah rızası için ufak bir yardım. Ömür boyu duacı olurum demiş kendisi. Adı da soy ismini söylemeyeceğim. Kişisel. Gerçi benim kişiselimin ağzına affedersin etti ama. Yani kişisel kanunu koruma kanunu göreyi. İsmi Tunahan kendisinin. Tunağan A diyeyim ben ona. Kardeşim kendisi güzel bir dilencilik yöntemi olarak stok fotoğraflardan insanlardan para dileniyor. Peki hesabın diğer paylaşımları nasıl? Hep senin fotoğraflarına bir şeyler mi yazıyor? Yok hayır öyle yok. Öyle bir şey yok. Yani şey full şey yani. Baktım hesabına. İşte ona çekilişe katıl, buna çekilişe katıl, şuna çekilişe katıl gibi bir hesabı var kendisinin. İnanılmaz gerçekten. Büyük ihtimalle beni de tanımıyor. Takip de etmiyor. Çünkü zannetmiyorum öyle olsa kullanmazdı. Nasıl bir stratejiyle ilerliyor merak ediyorum böyle insanlar. Yani senin fotoğrafını koyuyor böyle bir şey yazıyor. Büyük ihtimal takipçili bir hesap da değil. Yani gerçekten bunun karşılığını alabiliyor mu? Vallahi tweet'i atan kişi cevap atmış. Özelden yaz bana kardeşim diye. Şey yapmış yani hani muhatabı çekmiş yani kendine. İnanılmaz. Görmüştür yani şimdi. Allah'tan takip eden varmış da onlar etiketledi öyle gördüm ben de. Yoksa nereden haberim olacak? Sen peki şikayet yani? Ettin mi? Bir bildirimde bulundun mu? Daha şimdi oldu. Yani şu 10 saniye önce oldu. Yani tweet attım videoya girdik. O kadar hızlı oldu yani her şey. Daha önce de başıma böyle birkaç bir şey gelmişti ama hep komik olaylarda gelmişti. İşte biri tanışmak isterim bekar erkeğim diye bir evlilik sitesine benim fotoğrafımı koymuş. Onu görmüştüm. Başvuruda bulunmuş yani. Hani beni paylaşır mısınız falan diye artık. Abi o pardon bendim ya. Ya bir de şey komik yani. Beni koyuyorsun abi. Beni niye koyuyorsun lan? İnandırıcı olsun diye mi koydu acaba? Hani bakın yakışıklı bir adam koy yani oraya. Demek ki beni beğeniyor herhalde paylaşan kişi bilmiyorum yani. Öyle bir koymuş onu görmüştüm. Şeyi görmüştüm abi. Türk ünlü erkek ayak
grubu var. Bunu biliyor musunuz? Ayak. Öyle bir grup var. Çok efsane bir gruptur bu. Twitter'da ben paylaşmıştım. Ayak paylaşıyor. Ama iki sene. Ayak paylaşıyor. Ünlü ayağı paylaşıyor abi. Türk ünlü ayakları diye paylaşıyor. Ayak fetişi bir grup bunlar. Ve benim fotoğrafım var orada. Enis Kirazoğlu şey diye. Ayağımın gözüktüğü. Şöyle durduğum bir fotoğraf var. Kamerada ayağımı almış. Ayağım da çıplak ya. Çorap yok. Bir şey yok yani. Ayağım gözüküyor. Onu paylaşmışlar böyle. İfşan var yani. Senin bayağı ya. Bayağı ifşan var. Ben belli açık açık yani. Bu Enis'in ayağı. Biz de ayak sayfasıyız zaten. Biz de ayağına halleneceğiz kardeşim diye bir paylaşım var. Benim resmen affedersiniz porno var yani. Hani buradan, buradan gerçekten yakın, dönüşün yok yani. Yakın zamanda bana da şey oldu. Daha önce çalıştığım bir ajanstan işte bir marka adına iş geldi. Markanın içeriği de şöyle briefinde. İşte bir uygulama içerisinde Pretty Boys, Pretty Girls varmış. böyle istersem Latin seviyorsam Latin dansı yapan kadınlar varmış. İşte şu varmış, bu varmış. Böyle bir ortam. İstiyorlar ki ben bu uygulamayı kullanacağım. Biriyle işte konuşacağım. Bana dans edecekler Pretty Boys'lar, Girls'lar. Bir de ben bunu takipçilerime şey tanıtacağım. Arkadaşlar eğer yakışıklı erkekler güzel kızlarla dans etmek ya istiyorsanız oğlum, diye. Çok iyiymiş lan. Bir kere şöyle sponsorlu iş gelmedi. Bir kere. Yönlendirelim abi, bana da geldiler. Aynı ekip bana da gelmiş olabilir bu arada. Yönlendir abi hemen. Bizim her üçümüzün kanalında da hep bir videosu olsun ya şöyle. Hatta birbirimize dans edelim. Nasıl? Mantıklı. Uygulamanın çıkış noktası sakat. Yani bir yandan böyle çok normal bir şeymiş gibi de gözüküyor yazınca. Tamam, masum bir şey diyorsun ama fotoğraflarını gördüm ulan. Hani anlıyorsun ekran görüntüleri oğlum. Zaten şeyli. Bir de açıklamayı görünce de detay dedim ne oluyor. Ya şey videoları vardı ya böyle dönüyordu çok internette. Arkadaşlık mı arıyorsun falan hani. Ama hani çok masum şeylerden bahsediyor ama hani burada devamlı bir dans var yani böyle arkadaşlık mı arıyorsun diye. Onun yeni versiyonu. Aha blurlaştım. Onun yeni akım şeylerinden bir tanesi. Hala daha yapıyordur insanlar büyük ihtimalle. Vardı onun uygulamaları yani. İnternetle alakalı değişmeyen şeylerden bir tanesi. Yani 99-2000 senelerinden biri vardı. 56K ile bağlandığımız dönemden tabii, biri tabii vardı. Yani. O şeyler yani. Tabii canım. Fake şeyler. Fake neydi? Messenger diye isim geliyor. MSN. MSN o kadar silindi ki hayatımdan yani. Fake MSN bildirimleri falan böyle yani. Bilmem ne. Ebru 22 sana yazdı falan diye. Döner. Yaşlıyız zaten abi. 35 evet. Olduk yani. Titreşim gönderme mi? Bir şey var değil mi? Karşıdakinin şeyini titretiyordun. Bir şey indirip. Tabii tabii. Onları hatırladım. Ay sonra. Evet ya. Messenger'da titretme falan vardı. Evet. Doğru söylüyorsun. Bak şey vardı bir de. O çok efsaneydi. İnternet kafedeyiz abi. Apartman altında internet kafe var. Ben daha gencim. Kaç yaşındayım hatırlamıyorum. Küçüğüm yani. MSN'in bu cafcaflı olduğu zaman internet kafede herkes MSN'den konuşuyor. Bir de öyle bir dönem vardı ya. MSN'in evet. Orada hiç bilmeyen varsa chat programı abi. Skype, Discord'un ilk elini düşünün yani. O dönem herkes onu kullanıyordu. MSN'den kızlarla tanışmak gibi bir şey vardı erkekler arasında. O dönemde bir abi vardı işte bizim şeyde mahallede. Diyordu ki bana bak şimdi bir kızla konuşuyorum bak şimdi nasıl ekleyeceğim diyordu onu. MSN'den. MSN'ini ekleyeceğim diyordu. Allah dedim nasıl ekleyecek falan diye. Sonra hackledi gerçekten de. Ben tabii şok aa falan nasıl yaptı bilmem ne diye. Yaptığı şey de şu. Hesabın mailini görüyor. Mailini yazıyor MSN'e. Şimdi MSN'e mailini yazdığın zaman şifreyi bilmiyorsan sana şey diyor ya güvenlik sorusu çıkarıyor karşına senin. Güvenlik sorusu da şu mesela. En sevdiğin takım. Favori takımın kim? Kızla da konuşuyor aynı esnada. Kıza diyor ki ya senin en sevdiğin takım ne ya falan diyor. Kız atıyorum Beşiktaş diyor. Alıyor oraya Beşiktaş yazıyor. Pat diye oluyor. Bir anda öyle geçiyor yani. Öyle saçma sapan bir hackleme yöntemiyle benim aklım başından almıştı zamanında yani. Hani kabaca böyle bir şeydi yani. Çok şaşırmıştım yani. Bu arada adam gerçekten hani ilkel bir seviyede olsa da hacker. Çünkü bugün evet de zaten abi. Sosyal medya hesaplarından bakıp bulup yapıyorlar ya bunları yani. Evet zaten canım, o yüzden ben hiçbir zaman güvenlik soruma gerçek cevap yazmam mesela o yüzden. Yani güvenlik sorusu soruyorsa biri. O günden beridir hiçbir güvenlik sorma abi. Yani o 10 yaşından beridir. Ne bana güvenlik sorusu desen hiçbirine doğru cevap yazmam yani. O yüzden hiçbirini hatırlamam zaten. Evet değil mi? Hatırlamıyorum ne yazmışım Allah bilir zamanında yani. Hiçbirini şeyi tutmuyor. Hatırlıyor musunuz Yonca'yı? Ben orada ben nedense hiç kullanmadım. Zamanında Şaşa İliç'e hesap açmıştım. Galatasaray'a geldiğinde. Ya fan sayfası gibi ama herkes beni Şaşa İliç sanıyor işte. Dear Şaşa falan yazan var. Şaşa Bey çok seviyorum sizi falan. Ya böyle üzerime Galatasaray forması giyip buluşsam yiyecekler o seviye yani. Yani şey şeyin için fotoğrafı var okey de yani fan sayfası. Bak o gün bunun anlaşılmamasını anlıyorum. Çünkü o gün bu konsept yeni bir konseptti. Fan sayfası konsepti. İlk fan sayfası nasıl ilk evet, YouTube komedi kanalını açan. İlk fan sayfasını ben açtım. İlk komedi kanalını açan varsa ilk fan sayfası da sana ait olabilir yani Türkiye'de. Fan sayfası konsepti bugün bile anlaşılmıyor ki oğlum. Bir sürü evet. Ünlünün fake hesabı var. İlber Ortaylı'nın vardı bir ara. Ama onlar öyleymiş gibi takılıyor bir de. Orada ince detay abi, var.
Bak şöyle, en başta öyle takılıyorlardı, sonradan parodi yazmaya başladılar hesapların içerisine. Hala daha insanlar ama gerçek zannediyor. Çok ya ayrı o... bir kafa ya o, ben vallahi çok tuhaf geliyor. Bir de gerçekten hani parodi olduğunu belli etmeden yapıyor ya işte Metin Akpınar siyasi paylaşım yapıyor falan. Ya babam falan da paylaşıyor görüyorum bazen. Abi bize atıyor bak Metin Akpınar böyle konuşmuş falan diye herkes yapıyor yani. Çünkü ya onu hesabına girip tıklamıyorsun, bir de o da var. Yani sen ben de kanabiliriz akışta gördüğümüzde. Şimdi mavi tik olayını da mesela içine ettiler. Evet, uçurdular. Evet. Kim ne belli değil yani. Bak mavi tikle alakalı şunu söyleyeyim. Ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar çok mavi tik hesabı sessize almamıştım. Abi evet. Algoritmanın içine etti Elon Musk ya. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Ne paylaşım görsem hep aynı insanları görüyorum altında. Hep. Yani çünkü hep mavi tikliler verdikleri cevaplarda hep öne çıkıyorlar ya. Evet. En çok etkileşim alanı değil mavi tiklileri gösteriyor. Abi bir ara Türkiye'de 3-4 tane adam var, her şeye cevap yazıyorlar. Her türlü postun altına. Tüm haber postlarının altına. Ve cevaplar da tam şey yani. Böyle olacağı belliydi. Ne olacak ki zaten? Bilmem ne. Böyle affedersiniz sikim sonik cevaplar yazıyorlar böyle. Tamamen etkileşim kasıyorlar ve devamlı onları görüyorsun. Gerçekten organik bir cevap alan, yani organik olarak etkileşim alanlar onların altına düşmeye başladı. Ben de baktım adam çıkıyor 1-2-3. Dedim yeter lan senin bu hani baya baya cevaplarını mı göreceğim diye. Bir 20 hesabı falan sessiz almış olabilirim. Çok fazla karşıma çıktığı için ama ya bunun sonu yok yani. Bugün girin herhangi bir tweet abi. Bir sürü mavi tikli hesap göreceksiniz altında etkileşimsiz, alakası, saçma sapan cevaplar veren falan. O açıdan mavi tik olayı benim çok canımı sıktı yani. Herkesten mavi tik alsa çok da umurumda değil. Ama sahteciliğe yol açıyor işte bak. Şimdi adam benim fotoğrafımı kullanmış kardeşim. Mavi tikim olsa kullanabilir miydi? Kullanamazdı. Hayır, o işin daha da ilginç kısmı adam kendisi isterse mavi tik alabilir de yani. Hani düşünsene. Evet evet. İşte Tunahan bilmem ne diye birisi. Mavi tiki var. İşte çok hastayım. Yardımcı oldum. Senin fotoğraf. Ve yani ona düşmemesi gerekiyor hiç kimsenin. Ama düşüyor insanlar. Çünkü hani herkesin sonuçta internet okur yazarıyla aynı değil yani. Medya okur yazarıyla aynı değil. İnternet okur yazarıyla aynı değil. Diyorlar. Şeyle ilgili bir dava süreci oldu. Onu da söylemiş olayım. Biri mesela benim adıma Discord'dan mı bir yerden mi ne bir şey açmış. Sonra kafasına bastık tabii de. Para istiyor mesela. Var. Bir ben dönem öyle bir şey vardı. Dolu deyip. Biri de yazmış bana abi bu sen misin gerçekten diye bir yerde. Ya oğlum akl, yani şey diyecektim hani. Oğlum aklım mantığımla ben niye sana para isteyeyim gidip. Benim ulan YouTube'da benim katıl butonum yok lan. Senden niye para Discord'dan gidip de özel olarak böyle bir talepte bulunabileyim. Sen yani saçma değil mi diyecektim. Gerçekten inanmış çünkü bir şey olmuş. Bir şey satacağım sen mı demiş. Bir şey mi demiş. Yani. Ne sebeple istiyor yine hastayım falan mı? Yok yok bir tık ya. Ben de hasta tipim var lan. Oyun yapıyorum. Hasta oldum ama yaparken diye. Bir şey ticaret gibi bir şey. Sana bir şey vereceğim mi demiş. Bilmem ne mi demiş. Saçma sapan bir şey ama. Baksan böyle bu ne lan bunu ya, kim yer falan diyeceğim bir şey. Şey falan yapmaya çalışıyorlardı. Bana da öyle iletmişlerdi. Benim taklidimi yapıp böyle ya bilmem ne işte donanım üreten bir firmanın böyle bir gold bilmem ne şeyi falan varmış. Oradan işte buradan üye ol. Bir şey yapacağız paylaşacağız. Yani böyle bildiğin dolandırmaya. Bir yandan da aslında bakarsan kendi linkinden abone yaptırmaya falan filan çalışıyor. Dışanlar da vardı. Yani Discord'da çok ciddi bir şey vardı. Fake hesap açıp, benzer hesap açıp oradan keklemeye çalışılan bir dönem vardı. Öyle bir furya vardı. Şu aralar çok kalmadı ama hala yapmaya çalışan tek tük vardır muhakkak. Var ya var ama büyük sıkıntıya giriyorlar, haberleri yok yani aslında. Evet. Yani değmez yani o 10 lira, 5 lira, 20 lira düşüreceğim diye böyle bir yasal süreli kendini sokmanın. Çünkü harbiden çok büyük suçtu bu dolandırıcılık seviyesi. Bir de şey sıkıntısı var. Mesela web sitesi 2 sene önce başıma gelmişti bu abi. Web sitesi benim fotoğrafımı koymuş oyun satan bir site. Ve benim söylediğim bir şey söylüyormuş gibi yaptırmış yani. Hani ben de burayı kullanıyorum'a benzer bir şey söylemiş yani. Ha, benim fotoğrafım var. Ben de öyle bir şey var yani. Hatta bir de Mesut'un vardı galiba ya. Mesut Çevik'in de olabilir. İkimizin birden öyle bir şey vardı ya. O diye hatırlıyorum. O da vardı mesela bir ara. Sonra kaldıracaklardı. Bir şeyler yapacak. Ben direkt aktif takip etmedim ama birileri hallediyordu bir şekilde yani. Böyle senin bir şeyini bastırıp şey, yani bir sürü insan var böyle ki yani bize bunu yapıyorlarsa ben şeyi falan görüyorum, geçen ölüme düştü bir yerde bu gülerek et kesen bir adam var ya, restoran sahibi büyük. Şimdi bırak bu adam, mıydı? Şey, TikTok'taki zirvedeki evet şey, ya Cezene adı, değil mi? Cezene Burak, adı aklıma gelmedi bir türlü. Cezene Burak mesela bir şeyde şikayet ediyordu yani. Bet reklamına adamı koymuşlar, yerleştirmişler bet reklamına. Onu bana ve da yaptılar. Bet reklamında çıkıp duruyor adam böyle ve şey yani şirketler de Avrupa'da olduğu için dava süreci çok uzun sürüyor diyor hani şey olarak falan ve şey gibi çıkışı vardı hani beni artık kullanmayın diye. Tabii onu görünce üzüldüm, sanki onu deyince adam çok üzülüyormuş bizim bet reklamı, biz artık bunu kullanmayalım diyecek hali yok yani.
Abi o şerefsizliği çok yapıyorlar ya bu arada. Hani illa yüzünü kullanmayı falan geçtim. Mesela Twitter'da bir tweet attın. Hani insanlar beğendi, tuttu böyle çok like, retweet falan oluyor. Hemen bir tane hesap screenshot'ını alıyor. Köşesine çakıyor abi bilmem ne .com'u. Ulan ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani oğlum, hani bak tüm... bu arada şey etkileşiminde değilim. İstiyorsan screenshot'ını alıp paylaş da abi niye kumar reklamı yapıyorsun yani? Hani niye beni böyle bir şeyde kullanıyorsun? Yani bir de en ters şey hani anlatabiliyor muyum? Yani başıma iş gelse gelir. Hani birisi dese ki anlamayan bir savcı çıksa dese ki ulan bu fake hesabından yapıyordur böyle şeyleri bilmem ne diye. Hani bir şekilde hiç alakan olmayan bir dava sürecinin parçası olabilirsin ki geçmişte başıma gelmişliği var yani. Hani çok başka bir şeyden ötürü olmuştu tabii bu. Benim kredi kartımı çalmışlar. Müşteki olarak yazılmışım ama askerdeyken haber geliyor falan yani. Böyle saçma bir yaşadığım bir şey de vardı. Hani tabii ki benim bana suç çıkacağından değil bu. Ben orada şeydim yani hani mağdur olarak dahil edilmişim ama bir nevrin dönüyor. İşte mahkemeden celp geldi, müşteki yazılmışsın falan filan. Abi ne yapıyorsunuz yani? Abi evet, o bizim de neyse, bir Tuncan'ın bir şeyini öğrenmek istiyorum. Ben de benzer bir hikaye bende var onun. Anlatacağım ama Tuncan'ın bu bet reklamına konu olduğu hikayeyi merak ettim. Kendisi hiç anlatma taraftarı gibi durmuyor çünkü. Şey çok detaylı değil diye anlatmadım. Şey benim videoları alıp köşeye bet reklamını koymuşlar, aynen, paylaşmışlar öyle. Orunda anlatmıyoruz gibi. Aynı Biz o zaten tüm Twitter şu an hesaplarının gelişim kaynağı bet reklamları üzerine kurulu. Bak bunun çözümünü ben söylüyorum. Devlet şu işi yasallaştırsın kardeşim, şu kumar. Bireysel bet hesaplarınızı açalım. Yani hani şey olsun yani, yani bet olayı illegallikten çıksın, yasal zemine otursun, kimse de böyle sahteciliklerde artık kovalamasın yani. En azından Türkiye'de olurlarsa çünkü yasal yaptırımları olacak böyle sahtecilik yaptıkları zaman. Türkiye'de olmadıkları için problem çıkıyor. Hani Türkiye sen onları yasal olarak getirirsen bu sahteciliğin de sonunu şey yapacaksın yani. Bak ya şu an bir bet reklamı konuşması yaptın. Kumara teşvik. Bu konuşmamda da logo var değil mi? Bu konuşmamı kesmişler, şuraya koymuşlar. Ben kenara böyle biraz daha boşluk bırak, rahat çalışsınlar. Oğlum koymayın lan. Kapattım tüm bet reklamlarını. Bizde şey olmuştu polis konusu. Bizde şimdi avukatlık bilmem ne olunca abi sıkıntı oluyor falan. Hani bilmiyorsun ya mevzuyu. Korkuyorsun yani, öyle her gün adliyeye gidip bir şey veren insan değilsin sonuçta. Polis aramıştı bir gün Şebnem'i. Ta bilmem ne hattından kalma. Yani eski kullandığı bir hatla alakalı yasal bir ihbar gelmiş. Ama hattı iptal ettireli Şebnem yıl olmuş yani. Hem de bayağı yıl olmuş yani. O hat üzerinden dolandırıcılık yapılmış. O numara üzerinden. Aynı numarayı vermişler. Dolaşmamı sokuyorlar ne olmuşsa. Dön dolaştı. Şey ifadeye çağrıldı mesela. Biz de söyledik hani böyle bizim bir alakamız yok. Şu tarihte iptal ettirdi. Ben hatta aradık şeyi. Hattı veren kuş şeyi. O da gitmiş şey hattı almış zamanında. Tam çocukluk yapılacak şeyler. Galatasaray bilmem ne. Fenerbahçe'nin hatları vardı ya bir ara. Evet. Böyle takım hattı. Öyle bir hat almışlar. Dedim böyle aptal niye alıyorsun lan, takım attı işte. Takımına destek oluyorsun falan gibi bir şey var. O tüzüğünde öyle bir şey olmuştu mesela. Bayağı alakasız mevzudan çağrılmıştı yani. Çok çok saçma bir şey. Tabii bu 10 yıl öncesinin olayı yani de. Şimdi sen anlatınca benzer bir şey aklıma geldi benim de yani. Sonra gidince tabii anlaşıldı mevzunun öyle olmadı ama ilk bir irkiliyor insan yani alakasız bir şeye çağrılınca. Tabii canım yani ne olacağı belli olmuyor çünkü bilmiyorsun hani şeyi değilsin. Bu işlerin sonuçta simsarı değilsin anasını satayım. Tabii bir insan canım geriliyor yani bir yalnız, karakol işi olduğu zaman bir şey işi olduğu zaman. Pardon abi sen bitir. Yok bitti bitti bu kadardı. Şeye de dikkat etmek lazım. Biliyordur tabii çoğu izleyicimiz de, çok kanan olduğu için söylüyorum. Enis'in bahsettiği gibi mesela arıyorlar. Ben polisim işte bilmem neyim falan diye. Konuyu öyle bir yere getiriyor ki sen anlamıyorsun. Aslında üç kağıdın kendisi o yani. Senin aramasının sebebi seni şeye düşürmek. Bize olmuştu mesela. Konuşuyoruz. Ya öyle bir giriyor ki konuşmaya zaten. Seni başta tavlıyor. Çok böyle panik halinde şey bir ses tonu. Arkada böyle telsiz sesleri falan geliyor. Hiç sorgulamıyorsun. Konuştuk. Konu en son şeye geldi. Hesaba geldi. Ya ben dedim ki benim hesabımda çok fazla bir para yok. Hani bu dediğiniz işlemi yapmış olamazlar, böyle bir dolandırıcılık falan. Tam olarak ne kadar var falan dedi. Söyledim. Telefonu kapadı. Baktı ki bundan bir şey çıkmaz bize. Direkt kapadı. Abi. Oğlum, ya yoksa yiyebilirdim de yani. Çok üzücü. Çünkü. Üzücü bir hikaye bağlandı. Dolandırıcı vazgeçmiş. Yazık ya. Ama kardeşim şimdi hesabını kontrol et, ben sana gönderiyorum diye böyle. Ya o çok sıkıntı. Abi. Sen ben açısı yani şey yapmıyorum ya. Bir şey varsa yazı göndersinler, şey yapsınlar kafasını. Ama tabii bilemiyorsun ki. O an... Telefon devri bitti artık. Telefonla sizi biri arıyorsa hiç sallamayın. Yani boşluğuna da gelebiliyor, bir şeye de gelebiliyor. Şimdi mesela şeyler dadanıyor. Türk Telekom altyapısıyla falan diye arayan bir sürü numara, evet, çıktı bir anda böyle.
Ve bitmiyorlardı yani. Damacancılar vardı. Su arıtmacılar vardı. Pardon, su arıtmacılardan kurtuldum galiba şu anda. Onlar çünkü bayağıdır onlardan ses seda yok. Ama altyapıcılardan kurtulamadım. Abi şeyde zaten artık hani şey noktasına da gitmişler. Türk Telekom altyapısı falan hani gene o kısmen anlaşılabilir. Adam sonuçta hizmetini satmaya çalışıyor falan ama dolandırıcılığı olan cinsleri var onların. Şey diyor, taahhütünüz bitmek üzere falan diye arıyor. Evet. Bazıları evet. Hani çoğu aslında kayıt. Hala daha kayıtlar her gün en azından bir iki kere öğreniyorum ben bu arada. Bazıları da şey bizzat hani müşteri hizmetlerinden arıyor gibi arıyor. Ama mesela 5 tanesinden bir tanesi falan böyle denk geliyor. En evet. Sonunda... Hani ben çok nazik biçimde yok bitmediğini biliyorum falan filan diye hani yine konuşuyordum. Hani kapatıyordum kendim mesela falan. En son sabahın köründe bir sefer aradılar. İşte nereden arıyordu onu çok net hatırlamıyorum ama taahhütünüz bitmek üzere derken şey dedim güzel kardeşim benim taahhütüm falan bitmiyor. Yeter artık şu dolandırıcılığı yapmayın diyecektim. Dolan derken yüzüme kapattı. Yani artık... Adam vakit kaybetmek istemiyor oğlum. Evet. Adam hızlı yani arayacak bir sonrakini arayacak. O aynen yani o ana düşürdüğü birini bulana kadar 1000 kişiyi aramak için tabii, o gün tabii. Çalışıyor yani adam. Ve hiç utanma yok ya. Bazıları çok amatör lan. Ya evet. O kadar artık el ayağı düşmüş ki bu iş. Adam ses kaydı almış. Berbat bir ses kaydı. Arkadan bağırışmalar geliyor ve şey gibi ses kaydı almaya çalışmış. Taahhütünüz bitmek üzere falan. Hani... Otomatik almış kaydı yani. Üşengeçliğin dibi o kaydı da bok gibi almış yani. Kayıt da ben, çok kötü. Bu dediğin şeyde bunun benzerini dilencilerde yaşıyorum. Yani hepsinde aynı tonda bir anlatım var. Aynı kötü oyunculuk var. Hepsi böyle bir okulda eğitiliyor gibi. Dilencilik dersi alıyorlarmış gibi hitabet konusunda. Çok kötü ve bunun kötü olmasının sebebi ama daha iyi satması mı yoksa bilmedikleri için mi böyle... Tutup eğitmek istiyorum dilenciyi. Bak böyle istersen samimi değil. Arkadaşlar, sayın beyefendiler, bilmem ne oldu, sonra şu oldu falan böyle belli bir tonları var. Hepsi o şekilde konuşuyor. Hani aynı fabrikadan çıkmış gibiler. Hiç anlamıyor. Hiçbirine de inanmıyorum tabii ki de. Ben de orada şeyi anlamıyorum. Pazarlama tekniğiyle alakalı bir hataları var orada. O para isteyen insanların ve %90'ının da ihtiyacı, %99'un ihtiyacı olmadığına bizzat çocukluğunda dolandırılmış bir insan olarak söylüyorum. Bak, dilenci, bir şey biz bu dilenciden dolandırılan tek başlasak hepsinden daha çok kazanırız. Evet kardeşim. Şöyle bir şey hissediyorum orada. Bir şey söyleyebilir miyim diye giriyorlar ya. Mesela bu bana müthiş garip geliyor yani. Abi niye bir şey... Mesela bana biri bir şey hayır diyorum ve devam ediyorum. Çünkü direkt bana abi. Bir soru sordun. Bir şey söyleyebilir miyim diye. Ben de hayır dedim. Mesela ben dilenci olsam yapacağım şey şu olur direkt yani. Pardon şöyle şöyle bir şey oldu böyle bir şey. Yani konuya gir anladın mı yani? Hani adamın saniyesi... Şimdi bak dikkat süremiz 8 saniye düştü. TikTok 3 saniye falan diyoruz ya. Dikkat süremiz düşük. Anladın mı? Burak abi şu hani bir şey söyleyebilir miyim? Evet, hayır. Buna gerek yok. Direkt mevzuya gir. Aynen. Bu da bir içerik. Bu da bir içerik üreticiliği. Yani dilencilerin artık daha nitelikli olması lazım. Net kendinize yani. Yetmeniz lazım. Ülkece böyle biraz bir artık lütfen ya. Hani acil durumla çok panik aksiyon gereken, eylem gerektiren bir şeyle konuya girerseniz direkt yakalarsınız. Sorgulama şansı da olmaz. Acaba bu gerçek mi falan filan demeden direkt sizde. O telefoncuların yaptığı şey iyi mesela. Bak o polis gibi arayanlar onu çok iyi çözmüşler. Hani onlar panik var ya, yapıyor. Onlar severek yapıyor bu işi. Tutkuyla yapıyor. Bıraksan neler neler yaparlar. Onların amacı bence para kazanmak değil. Bayağı bir yatırım yapıyorlar çünkü. Bu işin tutkusunu yaşamak için bile yapıyor olabilirler. Böyle sektörde tutunamayan aktörler, oyuncular, yönetmenler bir yerde böyle birleşmiş. Organize dolandırıcılık yapıyor gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten iyi prodüksiyon. Yani IMDb puanı olsa 9 veririm. O kadar başarılı. Ve bu lazım ya. Gerçekten çok niteliksiz dolandırıcılıklar var. Yani yakışmıyor gerçekten. Sene olmuş. 2023. İpuçlarınız için ben şahsen kendi adıma teşekkür ederim. Hani YouTube işi falan benim için yürümezse ben bu söylediklerinizi göz önünde bulunduracağım. Biz de öyle bir konuştuk ki sanki boş zamanlarımızda millet dolandırıyormuşuz gibi. Ama hakikaten Tuncay'ın dediği gibi şey. O sokakta bir şey söyleyenlerin hep bir şey söyleyebiliyor muyum demesi kadar garip gelen bir şey yoktu yani bana. Abi, ya sonuçta kötü geçecek bir güne bakar. Klasik böyle söylem vardır yani. Evet doğru. Bir insanın nereye gideceğini ne yapacağını bilemezsin. Aynen öyle. Çok doğru. Tabii bir anda efkarlandım neyse. Vallahi doğru diyorsun. Ha. Ne olacağı belli şu değil. Şu an kapı açtım. İleride bu sektöre girebiliriz. Ya onu söyleyince bu arada şey geldi aklıma ya. Hani dilenci değiller. Böyle bir şey satmaya çalışıyorlar. Ya da Greenpeace'çiler falan. Mesela Greenpeace'i şey geliyor. İşte nükleere karşı mısınız diyor. Ya karşı olsam bile hayır değilim. Ben destekliyorum deyip geçiyorum falan. Böyle dumur oluyor falan. Şey tipten mesela ben... Bu kesin Greenpeace'çidir şeyi falan da veriyor. Böyle parlak çocuk görünce falan. Ya da mesela şey WWE'ciler çeviriyordu. WWE bambaşka bir şey. WWE ne oluyor lan?
Amerika İngilizce dövüyorlar. Güreş sever misiniz? Evet severim. Al o zaman tak diye. WWF için işte yani hani hayvan hakları vesaire falan filan mevzusu için çevirenler falan diyor. İşte hayvanları sever misiniz? Hayır falan deyip öyle geçiyordum yani. Sen tam bir hayvan mısın be yani. Ben de şeyde yapmıştım onu, yine benzeri bir şey. Bir tane kız geldi, anlattı böyle dinledim. Hayır deyip gittim sonra. Sizin gibiler yüzünden ben bu arada Greenpeace'te çalıştım arkadaşlar. Evet, bu işleri bilirsin. Bu işleri bilirim. O yüzden şöyle söyleyeyim, orada özel eğitim veriyorlar. Yani özel eğitim falan da vermiyorlar. Orada şey öğretmişlerdi bana. İnsanların neden Greenpeace'e üye olmak istemediğine dair şeyler olabilir, bahane olabilir. İşte onları falan öğretmişlerdi. Hani bak böyle şeylerden dolayı bize güvenmeyebiliyorlar ama aslında bizim güvenilecek bir şeyimiz yok gibi bir eğitim veriyorlardı. 10 dakika. Benim zamanımda 10 dakikaydı eğitim yani. Sonra salıyorlardı seni sokağa. Ben 2 gün çalıştım. 3. gün ağlayarak döndüm yani. Çünkü oğlum ben konuşamıyordum lan. Bayağı ilk defa birinin karşısına çıktım. İşte bir şey söyledi. Giriş cümlesi vardı işte. Onu söyledim. Dilim dolaştı böyle. Elbise oldu. Ha, ama bir tane kadın da vapur bekliyordu o sırada bir tane. Vapur bekleyen Kadıköy'deki kadına söylemiştim. Gene sonra bir heyecanlandım daha çok sıçıp batırınca. 20 yaşında bebeğim yani. Daha çok heyecanlandım. Gene falan kadın bana dedi biliyor musun? Sen biraz git çalış gel dedi. O gün öyle bir utandım ki. Bir gün orada... gelecek. Dünyanın en iyi Greenpeace'çisi ben olacağım. Daha kötü hırs yapıyor. O gün çok utanmıştım. O çok zordu yani. Benim için çok ilk aktif saha satışımı orada yapmıştım hakikaten. Abi. Sonra tabii başka saha satışları yaptım. Orada iyiydim Allah. Öğrenciyken ben de bizim başka diye geçince çok böyle illegal bir şey havası da. Yok yani resmi şeyler sattım ama sahada sattım gene yani. O, öyle öyle tecrübeler çok hani oluyor. Benim de başıma şey gelmişti. Hani bizim okulun festivalinde bir telefon hattı sağlayıcısının hani günübirlik çalışan olarak şey yapmıştım. Ve hani günün sonunda birilerinin hattını taşımamızı bekliyorlardı bizden. Hani ikna etmek için mesela. Evet. Kimseyi ikna edemedim ben nihayetinde. Ve niye kimseyi ikna edemiyorsunuz falan diye böyle fırça atmaya kalkan benden 2-3 yaş büyük bir süpervizör vardı. Kendi okulumdayım ya bir de. Hani şeyim de arkadaşlarım da çoğu. Herkes herhalde ikiye kıracaktım. Hayatımda şiddete en yaklaştığım insan. Yani onlardan bir tanesi oydu. Tabii ki şiddet yani olmadı öyle bir durum. Ama şey dedim yani. Abi dedim yani bu sonuç itibariyle insanlar istemiyorlar. Gırtlağını yapacak halim yok. Yani bizimle çalışıyor olmanızın sebebi de buradaki insanları, arkadaşlarımızı tanıyor olmamız falan. Ben bu okulda okuyorum zaten falan diye böyle bir çıkış yapmıştım. Ben çıkış yapınca diğer çalışan arkadaşlar da böyle sinmediler yani. O fırçayı dinlemediler falan. Hani supervisor süper gitti. Biz gene gün içerisinde insanlara anlattık tabii. Kimseye geçmek ister misiniz diye de sormadık. Yani böyle bir hattı var, ilgilenirseniz falan diye broşür dağıtıp geçtik bir daha zaten. Çalışmadım yani öyle şeyde. Senin benim gibi adamları yapacağı iş değil abi. Biz çünkü çok fazla böyle işlerde sıfır empati olması lazım yani. Tamamen adamı köşeye sıkıştırman gerekiyor satışlarında falan. Yani onun da düşüneyim ister mi gerek var mı deyince olmuyor abi, yapamıyoruz. Ben o yüzden bıraktım zaten. Bir yerden sonra artık yani çok şeydim hani. Çok benlik bir şey değil yani. Zevk aldığım bir şey haline gelmiyor yani bir yerden sonra. Bir şey satmaya çalışmak, satmaya ittirmek falan. Yani ne gerek var dedim, ayrıldım o işlerden. Zaten bahsettiğim kaç? 13 yıl önce falan abi, düşün yani. Oh, çok yaşlıyız lan. Oğlum bak gene. Yaşımız ortaya çıktı. Konuştukça 13 yıl önce ne ya? Çok. Oğlum. Valla. Madem yaşımız ortaya çıktı, ben bu yaşta ehliyet almaya çalışıyorum bir yandan. Böyle sınavdan 90 aldım diye sevindim falan. Şimdi direksiyon dersi başlayacak. Onun heyecanını falan yaşıyorum. Hayatta çok geç kalmış olabilirim. Ama normal. Ben de bak 2009'da aldım ehliyeti baktığında. İlk alabileceğimi direkt yaşta aldım ama araba kullanma fırsatım olmadığı için şimdi ben de yeni direksiyon dersi falan aldım. Yani senelerce boşta bekledi ama ne faydası oldu? Şu an daha zor bildiğim kadarıyla ehliyet almak. Ben bayağı beleşe almış gibi oldum yani. Evet. O avantajdır yine. Ya ekstra bir masraf çıkıyor tabii, direksiyon dersi için para ödüyorsun falan filan ama boş ver verilir. Hiç sıkıntı değil yani. Yok yok ya, alın abi, ne kadar erken o kadar iyi ya. Yani geç olsun güç olmasın yani. Ben de Tunca gibi 18 yaşında almıştım ehliyeti, lazım olur diye. Ucuzdu o zaman çok ehliyet almak, çok teferruatlı bir şey de değildi. Hemen gittim aldım. Ben de ama mesela 7 yıl sonra 25 yaşında falan kullanmaya başladım arabayı. Yani 7 yıl ihtiyacım olmadı. Bir gün Oyun Gezer'de çalışırken, Oyun Gezer'i biliyorlar, vardı bilenler. Onların ofisi çok uzaktaydı. Evet, tersti bayağı evet. Dedim ki ben dedim gelemeyeceğim artık buraya otobüsle. Araba boşta da araba var. Dedemin arabası vardı Tofaş. Dedim bununla gelirim yani. Dedem kullanmıyordu çünkü. Aldım ehliyeti, onunla kullanmaya başladık benim, yani. Benim ışık gitti birdenbire. Elektrikler gitmeyecekler herhalde. Yüzümü aydınlatan ışık gitti. Karanlığa düştüm. Kusura bakmayın izleyenler de. Ama zaten toparlayabiliriz gibi duruyor. Evet evet yani. Bayağı bir konuştuk. Evet, o zaman ekleyeceğimiz bir şey yoksa bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.